Araf suresi 201. ayetini tefsir ederken Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemindeki bir olaydan bahsediyor. Bakın, Hazreti Ömer'in halifeliği dönemindeyken bir genç kendisini ibadete vermiş. Mescide kapanmış, sürekli alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye ibadet etmektedir. Bir kadın da bu genci gözüne kestiriyor. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Nefsinin en fazla kabardığı dönemi yaşayan kardeşlerime sesleniyorum. Güzelliğinizle, yüzünüzdeki nurla, o samimiyetinizle sanmayın ki insanlar size bulaşmayacaklar. Sanmayın ki haramzadeler size yaklaşmayacaklar. En fazla size geleceklerdir. Çünkü siz cazibe merkezisinizdir. Çünkü siz onların fahşasına, onların fuhşuna iltifat etmeyen adamlarsınız. Siz daha lezzetlisiniz onların gözünde kardeşlerim. Bu kadın gözünü gence dikiyor. Ve genci elde etmek için sürekli ısrarcı davranıyor. Sürekli gence teklifte bulunuyor. Ve genç artık dayanamıyor. Ne kadar abid olursa olsun, ne kadar salih olursa olsun, demek ki bazı zamanlarda ayaklarımız sürçebilecekmiş. Ama şimdi hikayenin sonunu dinleyeceğiz. Bu genç kadına iltifat ediyor. Kadının evine gitmek üzereyken, yani kadınla beraber olmak için kadının evine gitmek üzereyken bir anda duruyor. Ve kendisine Araf suresi 201. ayetlerini okuyor. O takva sahipleri var ya, hani vardı ya ayette. Şeytan kendilerine vesvese verdiğinde hemen hatırlayıp, tabir yerindeyse geri dururlar. Ayetini okuyor ve bayılıyor kardeşler. Genç tekrar ayılıyor. Aynı şekilde Araf suresi 201. ayetlerini kalbine, zihnine, bedenine fısıldıyor. Bu sefer yere düşüp vefat ediyor kardeşler. Neden dolayı? Allah korkusundan dolayı. Neden dolayı? Ayet ona büyük bir hakikati hatırlattı. Ey genç, zina edebilirsin. Ancak cehennem ateşine katlanırsan. Zina edebilirsin, serbestsin. Benim azametim karşısında duracak bir gücün varsa, bunların hiçbirini yapacak güç, iktidar, saltanat sende olmadığına göre bu işten uzaklaş. Genç bunu hatırladı. Vefat etmesinin sebebi de aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna çıktığında nasıl hesap vereceğini düşünüyor. Daha fiilata geçmeden Hazreti Ömer radıyallahu anh bu olayı duyuyor. Cenazeye iştirak ediyor. Ailesine taziyesini sunuyor. Cenaze namazı kılınıyor. Defin işlemleri gerçekleşince Hazreti Ömer radıyallahu an, o hikmet sahibi adam, feraset yüklü adam, kabrin başında duruyor. Kabir ehline şöyle sesleniyor o gence. Rabbinin huzurunda durmaktan korkanlar için iki cennet vardır ayetini okuyor. Anladınız mı kardeşler? Rabbinin huzurunda durmaktan korkanlar için, yani ey genç senin için iki cennet vardır ayetini okuyunca kabirdeki genç Allah'ın izniyle dile geliyor. Ve diyor ki ya Ömer, ya Ömer, aziz ve celil olan Rabbim onları bana cennette İki defa verdi diyor. Allahu Ekber. Senin bahsetmiş olduğun nimetler, Allah Azza ve Celle'nin bu ayet üzerinde murad ettiği şeyler var ya, size saklı olan, size gizlenen, sizin bilmediğiniz, sizin anlayamadığınız şeyi ben şu an cennette iki defa tattım diyor genç. Allahu Ekber ve lillahi elhamd. Şimdi özellikle genç kardeşlerim, hayra yöneleceğiz. Salih amele koşacaksınız. Ancak şeytan ve dostları kalbinize sizi Allah'tan uzaklaştıracak haramları üflediği zaman soluğu alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin korumasında ve yardımında alacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Bileğinize ne olur güvenmeyin. Pazınıza güvenmeyin. Gücünüze güvenmeyin. İmanınıza güvenmeyin. Amelinize güvenmeyin.
güveneceğiniz ve sığınacağınız tek şey aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle olsun. Ona güvenin, ondan yardım isteyin. Neden? Çünkü o Allah işitendir, senin sesini duyandır. Aynı zamanda senin muzdaripliğini, muhtaçlığını, ihtiyacını en iyi bilen güç ve kuvvet sahibidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.